N11 bozuk ürün yolladı ve sonrasında yaşadığımız mağduriyet süreci şu şekilde. Kutusundan çıkan bozuk üründür. Bunu video, tarih ve saat ile kanıtlarsınız. Mağazaya bildirirsiniz. Mağaza sorumluluk kabul etmez. Mağaza cevap yazmayı bırakır. N11.com'a ulaşırsınız, ilgileniyoruz derler. Sonuç, tüm süreç sizin üstünüze yüklenir. Bu süreçte neler yaşadım? Buyurun. Ürünün siparişini 05.01.2022'de verdim. 07.01.2022 saat 10.25'te ürünü teslim aldım. Telefon kurulumunu gerçekleştirdikten sonra ekranda kapanıp açılmalar, hata kodları ve kapanma gibi anormallikler yaşadım. Bu hata videosunun çekim tarihi ve saati 7 Ocak 2022'dir. Ürünü teslim aldıktan sadece 2 saat sonra. Ertesi gün mağazaya ürünün bozuk olduğunu bildirdim. Kutusundan bozuk çıkan telefon için beni servise yönlendirdi. Kutusundan bozuk çıkan cihaz için sorumlu olmaları gerektiğini söyledim. SIM kart aktif edildiği için sorumluluk Casper firmasınındır dedi. Bu duruma itiraz ettiğimde 11.01.2022 21.34 itibariyle halen cevap bekleniyordu. Sonra şikayetvar.com adresine şikayet açtım. Ancak sadece otomatik mesaj geldi. Ben de mağduriyetimi anlatan bir video paylaştım. Bu video paylaşımım için arandım. 3 gün boyunca görüşmeler yapıldı. Bu kanıtları da yollamama rağmen sonuç hiç değişmedi. Hatta ayıplı mal kapsamında olduğu için benim servisten rapor alıp değişim ya da iade isteyebileceğimi söylediler. Ancak kanunlarda ayıplı malın ispatı satıcıya aittir. Bu ispatın yükümlülüğünü bile tüketiciye yüklemeye kalktılar. Parasını peşin verdiğim ürün kutusundan arızalı çıktı. Ürünün değişimini ya da iadesini yapmıyorlar. Değişim ya da iade için servis raporu almam isteniyor. Kutusundan bozuk çıkan ürün için ben uğraşacağım ve ben zaman kaybı yaşayacağım. Telefonun parası iade edildiğinde kazandığım bonus gidecek ve telefon zam geldiği için ekstra zarar edeceğim. Zaman, para ve fayda kaybına uğradığım bu süreç sonunda ben halen uğraşmaya devam ederken satıcı mağaza para kazandı. N11.com para kazandı. Ben para, fayda ve zaman kaybettim. Satıcı mağaza sorumlu değil. N11.com sorumlu değil, ben sıfır aldığım arızalı çıkan telefondan sorumlu olarak servislerde uğraşacağım. Hiçbir şeyin reklamlardaki gibi olduğunu düşünmeyin. Söz konusu para olduğunda müşterinin mağduriyeti kimsenin umurunda olmuyor. Alışveriş yapacaklar için bu video bilgilendirici olmuştur umarım.